Hamdi Savaş, özellikle havaların 7 derecenin altına düşmesinden sonra kış lastiğinin neden kullanılması gerektiğini özelliklerini anlatarak sürücülere tavsiyelerde bulundu. Havaların soğumasıyla birlikte kış lastiği kullanmamız lazım. Kış lastiğinin özelliğine, havanın 7 derecenin altındayken normal arabamızın lastikleri sertleşir. Kış lastiğinin özelliği, hava 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiğinin yumuşak kalarak karda, buzda, yağmurlu havalarda yola iyi tutunmaktadır. Şimdi kış lastiğinin desenleri daha derin ve kılcal damarları daha çoktur. Bu kılcal damarlar yolda giderken lastiğin birbirine sürtünerek ısınmasını sağlar. Bu özellikle kış lastikleri sertleşmez. Soğuk havalarda yola iyi tutunur. Şimdi özellikle müşterilerimize şunu tavsiye ederiz. Havalar 7 derecenin altına düştükten sonra normal mevsimlik lastiklerimiz sertleşeceği için kış lastiği takmak zorundadırlar. Kış lastiği takmazlarsa fren mesafesi uzar. Misal kış lastiğiyle 1 metrede duracaksa araba, bu normal mevsimlik lastikle 2,5-3 metreye kadar çıkar. Firmamızda 20'ye yakın lastik bulunmaktadır. Yani müşterilerimizin bütçesine göre en ucuzundan en kaliteli lastiğe kadar hepsini müşterimize sunuyoruz. Fiyatlarımız 13 jantlar özellikle kış lastiğinde 100 liradan başlıyor. Normal mevsimlik lastikleri de 90 liradan başlayıp, yani bu lastiğin büyüklüğüne göre, özelliğine göre 1500-2000 liraya kadar çıkmaktadır. Şimdi kışa girdiğimizde araçlarımızı özellikle aracın antifrizinde ölçtürmemiz gerekiyor. Akülerin marş basma gücünü ölçtürmemiz gerekiyor. Hava basınçlarını lastiklerin kontrol ettirmemiz lazım. Özellikle kış mevsimlerinde havalarını düşürmek lastiğin çok yanlıştır. Araba sürücülerine şunu tavsiye ederim. Mutlaka bütçelerine uygun bir kış lastiği alsınlar arabalarına, 4 tane bulundursunlar, taksınlar. Yani hava 7 derece düştüğünde araçlarına taktırıp bunu bağırda söktürsünler. Yani bu maddi durumdan müşterileri etkilemez, tersine faydası olur. Çünkü kış lastiği kışın yola iyi tutunduğu için arabanın yakıtını düşürür.